Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre Doğu Beyazıt Iğdır ve Doğu Beyazıt Gürpulak Karayolları PKK'lı iki terörist grup tarafından araç yakılarak trafiğe kapatıldı. Müdahaleye giden jandarmaya teröristler taciz ateşi açtı. Jandarmanın ateşle karşılık vermesi üzerine teröristler ateşi kesti. Bölgede emniyet tedbirleri artırıldı. Evet. Böyle bunlar kudurmuş köpekler olur. Hem insandan kaçar hem saldırganlaşır. O tarz bir uslupları var. Bak kaç yıldan beri bize meşguliyetimizi bu noktaya çektiler. Tabii bir hayır vardır ayrı mesele ama yani bu heriflerden artık gına geldi. Yani bunlardan kurtulmak şart. Bugün PKK'nın yaptığı bazı eylemler vardı. Evet, dinliyorum. Onları söyleyecektim. Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma karakoluna onarım için kum taşıyan 4 kamyon PKK'lı teröristler tarafından yakıldı. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sulama kanalları açmak için çalışan bir iş makinesi PKK'lılar tarafından yakıldı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine yol kesen bir grup PKK'lı terörist 3 tırı ateşe verdi. Fotoğraflar da vardı. Ardahan'da ormanlık alanda içme suyu borusuna müdahale edip suyu kesti. Arızayı tamire giden 2 kişinin aracını gasp edip kaçtılar. Silopi'de PKK'lıları gözaltına almak isteyen polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ya işte kökünden kazımazsalar bu devam eder. Evet. Yani büyük ve kapsamlı bir operasyonla kökünden kazımaları gerekiyor. Ve vatandaş da her yerde bunları ihbar etsin. Yani biraz kanunu da genişletsinler, PKK'ya yönelik genişletsinler. Polisin eli biraz güçlensin yani rahat bunları gözaltına alması mümkün olsun. Yani biraz sorgulama da kolay olsun. Yoksa bu konu biraz uzayacak gibi görünüyor. Mardin'de de bir olay vardı Adnan Bey. Üzerinde intikam birimi yazan tişört giyen PKK'nın gençlik yapılanmasından üye bir grup polislere molotof ve ses bombası attı. Ya Türkiye'nin demokratik yapısından istifade etmeye çalışıyorlar. Ben anlatmak istediğimi tam anlatamadım da yani anlayacakları dilden konuşmak lazım. Yani onların bir stili var. Anladıkları bir dil var. Ondan anlatmak lazım. Ona göre kanunu, hukuku genişletmeleri gerekiyor. Yani polisin eli, jandarmanın eli biraz rahat olması lazım. PKK'ya yönelik özel kanun çıkarılması lazım. Sırf ona yönelik.